Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Bol gollü bir kupa gününün ardından yeni günde sizleri karşılıyoruz. Tabii ki günü birlikte konuklarımızla ve sizlerle konuşacağız. Öyle bitireceğiz. Savaş Çorlu ve Serdar Sarıdağ ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Iyi yayınlar. Nasıl geçti gününüz? Bol maçlı. Bol maçlı Galatasaray maçıyla kapanışı yaptım. Buraya geldim. Evet maçları izledim bir de bir son maçı da canlı izledin sen. Evet, o zaman evet. senin anlatacak çok 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 şeyin vardır. Hemen izleyicilerimize şöyle tabii ki özeti de izlediler ki izleyecekler gün boyu a -Spor ekranlarında Zira Türkiye Kupası maçlarını izlediler. E, konuşacağız hepsini. Galatasaray çok farklı mağlup etti rakibi Kastamonu Sporu. 7 gol attı Sarı Kırmızılar. Gol orucu diyorduk. Bir sıkıntı var diyorduk Galatasaray'da. Resmen hani onun patlaması gibi oldu aslında. Öyle söyleyebiliriz. Bakalım bu lige nasıl yansır? Oynayan şans bulamamış oyuncuları konuşacağız bu karşılaşmada. Elbette genç Hamza'yı konuşacağız. Onun kariyeri için çok önemli bir e, maç olsa gerek bu maçta. Hepsini değerlendireceğiz, konuşacağız. Canlı canlı izleyen Savaş Çorlu ile başlamak isterim. Bir defa söylenecek e, çok şey vardı ama 20 bin seyirci vardı bu haber rağmen. 3, 2 bin küsür kişi Yani Kastamonu'dan gelenler vardı. İstanbul'da yaşayan Kastamonular vardı. E, iddiası i̇ddiası olmayan daha zira Türkiye evet. çok başı olmasına rağmen bu kadar seyirci maçında geç saatlerde olması güzel. Gelen her taraftarı kutluyorum. Okan Hoca için güzel bir maç oldu. E, psikolojik olarak takımın gol atamadığı totalde baktığın zaman 9, 10 hafta ama 9 haftalık dilimde 10 golü vardı. İkisini kendi kalesine atmıştı rakipler. Evet. 8 gol bugün bir golde atsa bir sezonda attığı golün tamamı atmış olacak ediyorum. İki tanesi kendi kale olduğunu düşünürsek. Her şeye rağmen göremediğimiz oyuncular vardı. Onları gördük. İşte Hamza'yı gördük. Rosu hiç izlememiştik. Rosu gördük. Okan üzerinde daha fazla yorum yapmak isterdim. Kaleci Okan üzerinde. Okan'a top bile gelmedi yani. Okan küçük bugün bir offside'den atılan golün dışında ne şut var ne karşı karşıya doğru düzgün pozisyon var. Kastamonu Sporu kutluyorum. Ee, dirençli başladılar. İlk evet. yarı özellikle direndiler yani gol yemek için. Ama o bir gol geldikten sonra arkasından patır patır geldi. Okan Hoca'nın da üzerindeki baskı yıkılmış oldu. Okan Hoca'nın bugün doğum günüydü. Onu kutluyorum. Evet. Benim evladım aynı gün. Aras arasında baba, doğum günü arasında kutlayalım. Doğum günü Aras şöyle evladımın bugün de Okan Hoca'yla beraber aynı gün. Cenk Ergün'ün bugün doğum günü. Cenk günü kutlayalım. Doğum günleri peş peşe. Bugün geçelim. doğum günü olan herkesin bugün doğum, olan herkesi doğum günü kutlu olsun. Evet, ben başta oğlumuzla tüm 19 Ekim olanları hepsini kutluyorum. E, güzel bir maç oldu yani dediğim gibi e, ama şöyle bir şey e, denge olarak baktığın zaman bir eşitsizlik çok fazla olduğu için bu maç üzerinden fazla e, konuşmamak seviye, evet, seviye olarak çünkü çok fazla seviye farkı var. Ama şunu söyleyebiliriz. Bugün üzerinde baktığınız Berkan'ı e, çok olağanüstü bir mücadeleci karakterini gördüm. E, baktığımız zaman şöyle Toraray'ın geçtiğimiz hafta Kayseri maçında eleştirilerini görürsek Berkan'ın hırsı bir topu kayarak rakibinden aldıktan sonra tribünlere ateşlemesi daha çok hırslı olduğunu göstermesi Hamza adına e, Seferovic komisi, komisi zaten biliyorduk. Seferovic yine bazı pozisyonlarda çok ağır kaldı. Tam olarak hala hazır olmadığını gördük. Onun dışında Patrick Van Olt için söylenecek hiçbir söz şey yok. Artık futbolu bırakmış yani. Yani burada baktım bugün her futbolcuya özel bir şey söylerim ama herhalde bugün Galatasaray'da oynadığını farkında olmayan bir Patrick Van Olt vardı. Galatasaray'ın şu anda kanayan yarası Solbek. Ayrıntılandıracağız. Serdar senden de birkaç cümle alayım. Özeti bir izleyelim. Golleri bir hatırlayalım sonra. Ziraat Türkiye Kupası e Okan Hoca için bu turdan girmiş olmasına rağmen umut verici, memnuniyet verici bir şey. Çünkü neden? Kadrosunda haftada tek maç oynadığı için hazır tutamadığı bazı oyuncular vardı. Bu açıdan baktığınızda Ziraat Türkiye Kupası bu dönemde Galatasaray'ın imdadına yetişmiş bir turnuva. Ee, onun yararını e, mutlaka ileride daha çok görecektir. Bu hazır olmayan oyuncuları hem hazır tutma hem de hazırlanmış, burada hazırlanmış oyuncuları da likte değerlendirebilirdi. Bunu evet. Sergen Yalçın kendisinin e, şampiyonluk döneminde bunu çok iyi kullandı Sergen Hoca. Yani Ziraat Türkiye Kupası kulvarını şampiyonluk yolunda çok iyi kullandı. Okan Hoca'nın da öyle kullanacağını düşünüyorum. Onun da tekrar doğum günü kutlu olsun. Bugün doğan herkesin Sürprizle doğum günü. Kutlu olsun. Evet, sürpriz de yapıldı ona ikerimde. Eee şimdi gelin bir bu akşama tekrar geri dönelim. Galatasaray'ın Kastamonu Sporu 7-0 mağlup ettiği mücadeleyi şöyle bir hatırlayalım pozisyonlar ve özetleriyle ardından değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet şöyle izledik golleri hatırladık hepsini konuşacağız tabii ki sizleri de son sayfa etiketine bekliyoruz. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet Savaş Çorlu tribünleri biraz anlat bize nasıldı? Yani maçta 7 tane gol ee, başından itibaren tribünler takıma destek verdi. Gol 7 tane var ama futboldan hala e, memnun olmayan taraftarlar vardı. Çıkarken sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız, e, bazı kongreleri, rakibin e, bu kadar zayıf olması, direncinin çabuk düşmesi golden sonra. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan 7 gol. Şimdi Alain Spor maçı öncesi böyle bir e, sonuç tabii ki önemli. Çünkü Galatasaray'ın en çok eleştirdiğimiz yönü gol atamıyor. Pozisyona giriyor, çok pozisyona giriyor. Bugün de 7'den fazla olabilirdi. Yine çok pozisyona geldi. Biraz daha tempoyu yükseltmesi lazım. Fakat şimdi bu 7 gol atan takımdan son maçtan 11'e baktığımız zaman 11'de yoktu. Çok alışık olmadığımız bir şey. Kupa maçında rotasyon vardır ama Kayseri Spor maçında oynayan ilk 11'de oynayan 11 futbolcu da bugün yoktu. Kadroda. O yüzden yani, yani, Spor maçı kaybedilen hemen, maç. Kaybedilen maç. E, rotasyon olur 6, 7, 8 bazen ama 11'in 11'de olmaması Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Tabii. Böylesine geniş bir kadronun da şu ana kadar e, alınan sonuçlar... 10 maçta hani 9 maç oynadı 10 gol atması, 7 gol at tartışılıyordu. Bu bir moral oldu. Alanya Spor maçındaki futbolu merak ediyorum. Okan Hoca çift forvet oynamayı hep istiyordu. Bu maça denk geldi. Alanya Spor maçında çift forvet başlar mı? Başlayabilir. Icardi'nin durumunu merak ediyorum. Icardi Kayseri maçında etkisizdi. Ee, çok tartışılmıştı. Futbolundan daha çok özel hayat tartışılıyordu. Ama bu maçta şu anda Okan Hoca'yı tekrar 11 yapma konusunda Reşit ise mesela çok başarılı buldum. Yani Rab 2000'e kadar denk bir takım olmadığını düşünsek de Dubai çok. Ross mesela ben hep söylüyordum acaba nasıl bir performansı var diye gol attı. Emin Bayram'la beraber e, iyi işler yaptı. Kerem yedeklik sanki yaramış. Oyuna girdikten sonra Galatasaray'da çünkü futbolu bir anda daha hızlandı. Hücum hattında yine Gomis Seferovic arasındaki kopukluk diyeyim. Seferovic'in bazı pozisyonlarda Gomis'in aldat derecesine paslar vardı ağır kalmasından dolayı. Hele son bir tane 8. golde çok e, yavaş vurdu diyeyim yani böyle e, isteksiz mi diyeyim artık yavaş mı diyeyim o da olmuş olsa 8. gol olacaktı. Ama genel itibariyle Galatasaray 7 gol atmış. Burada kimse Galatasaray'a efendim rakip zayıftı işte 7 gol e, bu takıma atıldı demesin. 7 gol her zaman baktığın zaman takımda artı bir motivasyon çıkartacaktır mutlaka yukarı. Şimdi geçen sezonu hatırlıyoruz. Hep konuşuyoruz ligde Galatasaray'ın sıralaması lig sonundaki bundan ziyade daha ligin ortalarındayken e, kupadan elenişi çok sansasyonel olmuştu. Denizli Spor'u hatırlayın. Yani o yüzden hani nasıl o zaman o elenme o, hani, büyük tepkiye yol açtı. Takımda kadrodaki oyuncular günah keçisi olanlar oldu vesaire. Fatih Hoca'nın en çok eleştirildiği maçlardan bir ki tanesi Harci oldu. yani yol ayrımı sinyalini o maç o maçta. sonrası verdi. O maçta Dedi en ağır eleştiriyor. Zarar maçta. verdiğimi hissettiğim noktada giderim açıklaması vardı. Gördüğüm noktada giderim açıklaması o maç sonrasıydı. Şimdi o yüzden bütün maçları hangi tur olduğu sizin ciddiye almak gerektiğini görüyoruz. Yani elenebiliyorsunuz. Farklı senaryolar. Ya bu maçta da mesela burada Serdar Apaz'ı vereceğim ama mesela bak Icardi, Mustera, Boy, Kazımcan, işte Lucas Torreira, Mitişa, Nelson, Abdülkerim, Yunus, Mertens, Mata son maçta 11'de ve bunlar 11 birden yok. Çok ciddi bir rotasyon. Evet giren oyun oynayan oyunculara baktığımız zaman... Hiç zamansın, oynamayan oyuncular nasıl hani uyum sağlayacak mı işte Gomis Seferovic hani bunların hepsi böyle yeni yeni denenen... Bunu bunu deneten bir rakip vardı ama karşında evet, Okan Hoca. Okan Hoca rakibi e, analiz ediyor. Son maçta pazar günü Kömür Spor'da galiba 3-0 yenildi derlikteki durumuna bakıyorsun takımın denge olarak bayağı farklı. Ben de hoca olsam her türlü riski alırım. Her türlü denemeyi bu maç. Yani Aslında Okan bu... Hoca için olağanüstü iyi bir rakip oldu bu maç. Aslında hani o İstanbul Spor maçını hatırla. İşte bu milli ara Galatasaray'ın bay geçmesi vesaire o süreçleri düşününce en belki de verim aldığı kupa maçı oldu. Kulakları çınlasın güvenç kurtarın. Hani takım oynadıkça hani daha çok maç oynaması lazım. Daha iyi oturur ay maç oynamaktan korkmasın takımlar diyor ya. Evet. Belki de hani bu maç doğru. hocanın bir şeyleri denemesi için biraz daha evet, doğru. Aslında Kayseri'de de farklı bir şey denedi. Keremi oynatmayarak, değiştirerek biraz daha formatını. Şimdi bakın böyle maçlarda demin biz reklama pardon özete gitmeden önce ne demiştik? Bu tür maçlar Okan Hoca'nın elini rahatlatacak maçlardır. Kadrosuna yer vermediği oyuncuları, yer veremediği oyuncular diyeyim evet. daha doğrusu. Forma veremediği oyuncuları Forma verme maçlarıdır. Onları daha da hazır tutabilme maçlarıdır. Ligi hazırlama maçlarıdır. Kadroda işte bakın Cesus'un, yani niye diyoruz? Bütün oyuncular şans buluyor. Çok erkenden de bir Avrupa maçı var. Yani Avrupa evet, kumları evet, başladı. Erken açması. Yani yaz ortasından neredeyse başladı onlar. Çok ondan. hazırlık maçı. Çok hazırlık maçı diyor. Yani yaz ortasından neredeyse, yaz ortasından Avrupa maçları devam ediyor. Ee, lig devam ediyor. Toplamda Fenerbahçe kaç maç oynadı bilmiyorum ama herhalde 20'ye yakın falandır. Ve hepsinde de bu oyunculara şans verebilme imkanı oldu. Şimdi haftada tek maç ne güzel. o oh, hiç yorulmaz diye düşünülüyor ama işin aslı öyledir. Güvenç Hoca doğru söylüyor. 3-4 günde bir oynayan takımlar antrenmanlarını artık ona göre ayarlıyorlar zaten. Evet. Yüklemelerini yaptıktan sonra 3-4 günde bir oynayanlar arada ayak tenisi, maçtan bir gün önce taktik antrenmanı bunları çalıştırıyorlar. E şimdi bu bir ciddi bir avantaj. Hazırlıyorsun takımı da. E kimse de forma giyemiyorum da küsmüyor. E şimdi Beşiktaş haftada tek maç. Galatasaray haftada tek maç. Bak haftada tek maç oynayan takımlar biraz sıkıntılı. Doğru söylüyorsun. Haftada tek maç oynayan takımlar daha tempolu. Farkındaysanız. Ya. E i̇ki sezon önce Fenerbahçe ligde tek kulvarda gidiyordu. O sezonda mesela sıralama olarak evet. çok sıkıntılı bir süreçti. Evet, süre Bunlar seni hazır, hazır tutar bu tur maçlar. İyi Ama... yönetebilecek bir hocayla... Çok daha e, faydalı oluyor %100. ki Okan Hoca böyle bir teknik direktör. Selman Bey'in mesajıyla devam edeyim. İzleyicilerimizin gönderdiği yorumlarla biraz daha konuşalım. Ayrıca maç ve maçla birlikte tabii gündemi de değerlendireceğiz. Selman Luma yazmış maçın çok olumlu yanı var diyor. Rose, Raşitsa, Seferovic ve Berkan ama en önemlisi belki de çok duygulandığımız için Hamza'nın attığı gol ve babası Ayhan Akman'ın sevinci gerçekten e, benim benim de gözlerim doldu. Ee, ...izlerken. Bu statta... Yeni, ...öyle bir şey ilk kez oldu. Bundan sonra... ...olur mu bilmiyorum yani. Babası da... ...Ali Samiyen'de futbolu bırakmadan önce... ...gol attı. Son şampiyonluğu Kadıköy'de... ...yaşamıştı. Yani Hamza Akman'a da... ...buradan başarılar diyelim. Golle... ...tanıştı. Arkadan Yiğit de geliyor. Ee, herhalde... ...Ayhan'ın son zamanlardaki en mutlu olduğu... ...Ayhan Hoca'nın diyelim orada. Ben demiyorum Ayhan Hoca'nın... E, ...en mutlu olduğu... ...günlerden bir tanesidir. Allah tamamını getirsin inşallah. Bu bize... E, Kalitesi çok iyi bak. Babadan ola. Ben çünkü daha önce belki anlatmışımdır. E, o Ayhan Hoca'nın şampiyonluğundan sonra evinde yaptığım röportajda Yiğit ve Hamza evet. e, 6-7 yaşlarındaydı. Çok güzel bir röportaj. Bahçesi Onu var. Onun fotoğraflarını bir gün getirecektin. Var bakacaktı. göstereceğim sana. Telefonumda bana ama, değil. Bir şimdi bir getir burada yayında güzel konuşalım. Tam da zamanı yani. O zaman o fotoğrafı, aile fotoğrafı güzel tamam. Size göstersen ne olur. Bir Hakikaten dediğin ne doğru. yapayım ben görürüm. İzleyiciye tamam, göstereceğim. O çok güzel. Bilirsem atacağım şimdi. Bak ben sana buradan bakacağım. E, çok Şık bir röportajdı. Benim de mesela unutamadığım röportajdan bir tanesiydi. Şimdi o Hamza Galatasaray'da oynuyor. Ve 10 dakika biz o fotoğraf falan çekilirken bahçede muazzam bilek hareketleri vardı. Hamza bu senden daha iyi futbolcu olacak dediğim zaman gitmiştir. Röportaj içinde de var. <laughs> ve bugün baktığım zaman ben de gurur duyuyorum. O çocuk şu anda Alisa Men'de maça çıkıyor ve gol atıyor. Hamza Hoca gurur duymasında kim duysun? Doğru. Burada Hamza Akman ailesine de. <laughs> Hatta o... İlk e, A takımda çıktığı zaman orada resimleri atmıştım Ayhan Hoca'ya. Evet. Şu anda Ramza yanında demişti. O da çok şaşırdı demişti gördüğü zaman. Resimler onda, fotoğraf tam sayfa 18 numaralı formalar Annesi, kendisi hepsini giymişti. E, onu burada yayınlayacağız şimdi bakacağım, bulabileceğim. bir de, hakikaten güzel bir şeydi. Kutluyorum. İnşallah e, devamı gelir. Ben bu ligde e, Amza Akman'ın en az babası kadar tecrübeli ve başarılı işler yapacağını inanıyorum. Kutluyorum tekrar Amzo Hoca'yı da. Futbolcunun oğlu futbolcu olmaz derler biliyorsun değil mi son dönemlerde. Eskiden mesele oluyordu ama son yıllarda babadan oğla mesela Erdal Keser vardı bir gün e, gereç zamanı. Oğlu idmana gelmişti. Hocam dedik işte bu topçu olur mu? Ya dedi babası dedi zengin olan ya da babası topçu olan çok az olur dedi. Yani olmaz demişti ama Hamza Hoca çocukların üzerine çok titriyordu. Yani yemelerine içmelerine antrenmanlarına o küçük bahçede. İnşallah dediğim gibi tekrar söylerim Bu gecenin önemli olaylarından bir tanesiydi. Yani 7-0'lık galibiyet ama Hamza Akman'ın gol atması da bir o kadar önemli. Ee, Okan Hoca'ya doğum günü sürprizini oğlunun yapması sonra tabii basın toplantısında da yapıldı. Onlar da gecenin güzel anlarındandı. da. Ee, Galatasaray için güzel bir gece oldu. Evet. Yani bu biraz içeride birikmiş olan o enerjinin boşalması diyelim. Sadece skor anlamında söylemiyorum. Kastamonu yani tabii ki Galatasaray'ın gücünde olan bir takım değil ama bence Başka e, sorunların herhalde sorun demiyorum da de, başka sıkıntıların e, giderilmesi açısından rahatladılar. Biraz evet. o var. Yani şimdi sefere boş gol attı işte Hamza Allah bahtı açık olsun diyelim e, çok da genç bir oyuncu. E, onun gol atması Gomis'in keza gol atması birçok şeyler Galatasaray için artı oldu. Yani Okan Hoca şuradan rahatladı ben artık e, bir dahaki kurayı bekleyecek. Bir an önce bir dahaki tur olsun. E, çünkü ben oyuncularıma, bazı oyuncularıma buralarda şans vermek istiyorum. Belki, bak Okan Hoca'ya da şunu e, hatırlatmak isterim. Hocam Sergen Yalçın. Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olan oyuncuyu Ziraat Türkiye Kupası'nda tutmadı. Ona dedi ki yani sen burada başarılısın, sen burada kalacaksın anlamında değil. Eğer burada başarılıysan ligde de başarılı olursun. Gel bir bakalım Orada şans vermesi çok önemli. Bakın bu evet. çok ince bir nokta. Yani demek ki hoca beni işte Zira Türkiye Kupası Angarya bir maç değil, Angarya bir kulvar değil ama hoca beni sadece orada düşünüyormuş demek dememesi lazım. O oyuncunun. Burada. o yüzden Okan Hoca oradan biraz lige aktarma yapabilirse ilk 11 olması şart değil. O takım içerisinde çok olumlu yansıyor. Ben bunu Sergen Yalçın döneminden biliyorum. Galatasaray'da da örneği var. Bakın izleyicimiz hatırlatmış Ahmet Bey. Ahmet Direk. Hamza Hamzaoğlu göreve geldiği sezonda Galatasaray çıkışını kupa maçlarıyla yakalamıştı. Devre arası gidecek gözüyle bakılan Yasin Öztekin parlamıştı ve Yasin Öztekin o sezon Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı demiş. Çok doğru. doğru Biz bak. Yası, Hamza, hocayla, Hamza Hoca ile geldiği zaman devre arasında Ki bir... Galatasaray'ın hani sıkıntılı bir sürecinde geldi. Yani... Yine kötü gittiği bir dönemde geldi. Çok eleştiriliyordu. Hamza evet. Hoca'ya biz Yasin'i sormuştuk. O zaman devre arasında e, medya mesuplarıyla bir yemekli bir toplantı yapmıştı. Ben Yasin'e inanıyorum. Yasin çok ciddi bir çıkış yapacak demiş. Çıkış yakalayacak demiş. Hakikaten de Hamza Hoca Yasin'e güvendi. Burada şimdi bu akşam bize şunu da gösterdi. Okan Hoca'nın ezbere bir kadrosu vardı. Kayseri Spor maçında bu biraz daha farklı olmuştu. Forvet hattından, savunma hattına, Kazım'ına kadar. Şimdi biz Alanya Spor maçında yine sürprizler göreceğiz. Artık kimse evet. bir aşağı bir yukarı vazgeçilmez sanmayacak kendini. Şimdi kimler değişebilir konuşacağız ama Mehmet Özcan. Aspor'un beyni mi diyeyim artık? Mr. Hafıza mı diyeyim? Yapay Bu, beraber, Yapay beraber Bu sefer beraber beraber maçı dedik. Bu sefer parmaklarını çalıştırmış artık bulmuş, çıkarmış bilmiyorum. Kamera gösterebiliyor mu ama fotoğraf. Mehmet'im benden önce davrandın ya. Çok at güzel işi. At gönder rejiye. Gösterebildiğimiz kadar. Güzel ama bak şimdi orada e, altında tabii ki o top oynarken falan da vardı ama burada baktığımız zaman 18 18 i̇şte Hamza ve yiğit güzel bir fotoğraf. Mehmet Özcan burada da Hemen çalışkanlığı göstermiş. Kapandı. Açtım tekrar. Gözüküyor herhalde. Dediği gibi Emre'ye atalım onu. Buradan bir de arkadan evet. verelim onu bence. Bak tam bildirim geliyordu o sırada. Mehmet yazdı. Ya bildirim şey <laughs> değil sürpriz değil. Ee, sürpriz yapmak istedim diyor e, Savaş abiye. Öyle demiş. Şahane foto yazmış. Fotoğraf yazmış. Fotoğrafı da kendi makinemle çekmiştim bu arada. Aa <laughs> gerçekten mi? Bunu tabii başka bir yayında böyle güzel daha detaylı belki röportajdan da Ama o e, günü geçmiş de, bir e, zaman e, kulakları çınlasın. Hem Ayhan Hoca'nın hanımı Gizem Hanım hem çocuklar ne isterse yani, o fotoğrafı çekmek için kaç kere topu havaya attık. Sağdaki maç tamam da onda. o havaya attıkları topu hepsinin topu yakalamak için belki bir 20 kere falan yaptırmıştım ya. Yani. Ayhan Hoca da izliyorsa ona da buradan selam olsun Gizem Hanım Fotoğraf hanıması, için e, röportaj yaptığı adama eziyet çektiren gazeteciler. Sırf o fotoğraf için. Ya, değil en mi? sıkıntılı şey. Ama Şimdi o zaman canlı iyisi. yayında söylüyorum. İki, yani kim bilir sayısız röportaja imza atmış ee, sizin muhabirlersiniz değil mi habercilersiniz. Ee, bize böyle güzel fotoğraflar getirin. Burada son sayfada paylaşalım izleyicilerimize. Artık eskisi gibi değil biliyorsunuz röportajlar. Eskiden çok, çok güzel da bir şey konseptli musun? böyle <laughs> hatırlıyorum enteresan fikirler ortaya atılarak yapılan çekilen fotoğrafların olduğu. Hatta böyle aktivitelerin yapıldığı röportajlar vardı. Onları böyle güzel fotoğraflar getirin bize. Abi çok güzel ha, içinde Bunları... böyle hikayeler olan röportajlar var ya. İşte Bir Melo'ya röportajım var. Ya. Herhalde ömür geçse o röportajı unutmam. Ya. Öyle, öyle hareket var içinde. Dilimde tüy bitti var. söylüyorum getirin getirin diye. O getirin zaman yayınlayalım. Nelike, o... Melo röportajı hikayesi de beraber sana gideceğim. Bak şu anda mesela aklıma geldi. Getirin geldik, burada Arda tozlu da sayfamızda açarız. Güzel güzel konuşuruz. İzleyicilerimiz de bayılırlar zaten. Şimdi maç Benim sonu. Benim ilk röportaj yaptığım e, kişi Okan Buruk'tur. Gerçekten mi? yaşta Bak, oynarken. Bak, o ilk röportajı getir işte. E, tape tuttum. Hani teyp tutuyorsun ya. Okan Hoca'ya ilk soruyu sordum. Okan Hoca teybe baktı. Bu ne ya dedi. Dedim teyip. Nasıl teyp? Böyle teypler kaldı mı? Bildiğim Walkman vardı ya. Heh. Bilal abi vermişti onu bana Bilal Meşe. Onun teybiydi. Kendisinde dijital bir teyip vardı, onu vermedi. Onu verdi, ben de onunla gittim ilk röportajı. Evet, sen aldın, sana daha daha bu yeterdi. Şey Okan şey Hoca dedi ki, adamı hakikaten benimle dalga mı geçiyor yoksa? Ciddi bir röportaj mı? Teyip, sen teyip sen öyle bir teyip. İlk röportajın olmayabilir ya, daha eskisin ya. Okan Hoca'nın Beşiktaş'ta forma giydi. Yok, ben Tigana zamanında geldim. Ama ben esk, gazetecik de eskim de yazı işlerinde çalıştım öyle. Ha, o tamam. O, o zaman, zaman sözü aldım. Şimdi maç sonu, e, röportajlar var. Bir izleyelim, sonrasında devam edeceğiz. Yani bu röportajlar da e, uzun süre hatırlanacak. Şimdi hep aklıma geçmişteki Zira Türkiye Kupası maçları geliyor. Hep böyle hikayeler. O hikayelerden sonra ortaya çıkan önemli kariyerler var çünkü. O yüzden çok önemli bunları hatırlamamız lazım. Şimdi biraz izleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim isterseniz. E, Yusuf Bey yazmış. Berkan ve Oliveira fena değildi. Aslında Torreira kulübeye çekilmeli bu ikiliyle biraz devam edilmeli diyor. Hem de Türk alternatifi olarak rahatlatacaktır Galatasaray'ı demiş. Hem Mertens de biraz dinlendirilmeli. Yerine Seferovic gelmeli. Çift Santfor Gomis'le olacak şekilde demiş. Savaş ne diyorsun? Az önce ifade ettim. Okan Hoca'nın şimdi bundan sonraki bu haftaki 11'i gerçekten e, kurmakta zorlanacak. Kayseri spor maçından önceye kadar e, baktığımız zaman Galatasaray'ın 9-10 tane oyuncusunu hep sayıyorduk. Ezbere bir 11'i vardı Okan Hoca'nın. Ama bundan sonra kolay değil. Bu bence takımda rekabeti getirir. Bak Berkan'ı mesela orada daha önce Lucas terora Sergio Oliveira ve Mitcho vardı. Üç tane o bölgede oyuncu vardı. Şimdi Berkan orada dedi ki ben hazırım. Bir defa yerli oyuncu. E yerli olduğu zaman şimdi sol beke. Ben Alanya Spor maçında bugünkü 11 ile son maçın 11'ine bakıyorum. Kazım'ın orada oynamayacağını kesin olarak söyleyebiliriz. Kazım'ı o bölgede Alanya Spor maçında göremeyiz. Orada kim olacak onu düşünüyorum. Yeniden acaba Doboy mu olur? Berkan'ın bugünkü formuyla belki Berkan oynayabilir. Geçtiğimiz hafta da antrenmanlarda denemişti. Emre Taşdemir bugün yedekler arasındaydı. Orta sahada bir değişik çünkü orta saha biraz daha seri olması lazım. Biraz daha hızlı olması lazım. Top e, geliyor fakat son anda yavaşlayan bir Galatasaray var. Orayı biraz daha seri yapmak lazım. O orta bölge hızlanması lazım. Berkan bugün e, bugün ışığını yaktı. Bunun hocaya bence güvenini verdi. Keremi tekrar dönüşünü görebiliriz. Orada mesela Reşit Sabun'un bugün performansı çok iyiydi. İki gol attı. Çok iyi bindirmeleri vardı. Topla giderken e, verdiği paslar. O yüzden e, forvet konusu. Yani Gomez bugün 37 yaşındaki Gomes yine bugün çok çalıştı. Hatta iki tane kendi atabilecekken pozisyonda evet, aldat dediği pozisyon var. Atabilirdi de. E, Galatasaray'ın takım olduğunu bugün mesela Gomes'in de gol ihtiyacı var. Bu sezon mesela baktığımız zaman skora katkı yapan Gomes'in son dakikadaki golleri var. Allianz Spor maçında Gomis Seferovic mi olur Gomez Icardi mi olur ama Icardi'nin geçen haftaki performansı. Bugün türbünde onu da unuttuk. Mesela takım oynamayanlar türbünde olması da güzel. Bazen bazı sporcular evet. maça gelmez. O da bir e, takım olduğunu gösteriyor. Rekabetin üst seviyede olduğu bir yerde Okan Hoca Allianz Spor maçında zorlu bir 11 tercihi bekliyor. yani burada Mustera'yı sayarız. E, savunmada bugün Rossu mesela performansından sonra zaman zaman Nelson'un yerini de görebiliriz. Emin Bayram, Ross ikilisi... Emin Bayram'ın daha önceki maçlarda olduğu gibi savunma oyuncuları hata yapacak. Emin Bayram'ın da mesela offside golünde e, onun hatasından geldiğini gördük orada. Dolayısıyla Okan Hoca Alanya Spor maçında çift forvet oynarsa sürpriz olmaz. 3-5-2'ye geçebilir, 4-4-2'ye gelebilir. Bunların hepsini yaptı. Akisar'da kupayı kazandığı zaman böyleydi. de bunu zaman zaman yapıyordu. E, da bugün yaptı. Lig maçlarında neden yapmasın? Şimdi çok soru geliyor bu maçın başındaki pozisyonla ilgili sorular. E işte şey, Kastamonu, evet Kastamonu sporafol e, konusuna sen ne düşünüyorsun? Bileceğini izledim maçı e, ama ne kadar pozisyon görebildim pozisyon bilmiyorum. türbünden, Pozisyon türbünden bana da hani 18 kusurlu hareket faal gibi geldi. Bunun hareketin karşılığında kırmızı kart da olabilir. Evet. Maçın e, genelinde çok... ama maçın geneline bakarsak hakem yani e, Yiğit Arslan Galatasaray pozisyonlarında da ya, burada da mı diyeceğimiz çok pozisyon var. İkili mücadele bilmiyorum yani televizyonda nasıl gördün. Yani 7-0'lık değil de bu maç mesela 0-0 bitmesi olsaydı belki o pozisyon konuşabilirdi ama onun dışında 4-5 tane daha pozisyon var. Hakemin es geçti. O pozisyon üzerinden evet pozisyon kırmızı kart olmuş. Sonucu değiştirebilir mi? Hayır. Ee, başta var yoktu. Var olsaydı kırmızı kart olurdu. Çünkü Galatasaray lehine olduğu zaman lehine olduğu zaman veriliyor. Galatasaray lehine olduğu zaman çıkmıyor. Ya bunu yarın e, ikinizde bir gülüş böyle güzel bir tebessümle şey yaptınız ama şu ana Ama kadar. söylemek yani lazım yani diye yani diyorum. Sen de diyorsun ki sana göre var incelemesi olsa. Yani var var incelemesi kırmızı olsa kart kırmızı olabilir kart olabilir diyorsun. Olma ihtimali çok yüksek. Yani bunu söylediğin için hani izleyicilerimiz çok yazıyor. Niye konuşmuyorsunuz diye. Hayır ki? o pozisyonu konuşalım. Maçtaki tartışmalı tek en net pozisyon. Evet, Ama aynen. onun dışında da. Yani Yiğit Hoca'nın böyle baktığın zaman. Bundan sonraki e, daha pozisyonlara yakın olması gereken birçok şey var. Es geçti Onun dışında da. Hakemler yani bu maçta bursuna. da artık hakem pozisyon konuşulmasın. Ya, ya Bir tane çok net pozisyon olduğu için o konuşuluyor ama ondan öncekiler hiç bakmıyorlar. Yani o pozisyonlarda, yani hani şu, şu oyundan de. sonra hakikaten tamam var olsa belki değişebilirdi. İşte bu var kalksın diyorlar ya. Var kalksın iki hafta sonra ya varı geri getirin diyecekler var olsa çünkü mesela burada da Bak, kupa maçlarında başlangıçta olmuyor ya var olsa şöyle olurdu Bak, var olsa böyle olurdu. Var artık diyorsun. kaldırmasınlar ya şu maçta bile ya da bunlar bir dakika. Dur, Bence dur. biraz insanlar bu konuda çenelerini kapatsınlar. Bak çok net. Yeter artık. Ya, ya, bir dakika ama şimdi burada çenelerini kapatsın derken bu çifte standart olursa kimse çenesini kapatmaz. Bence hakemler yani çenesini kapatmayacak. Sen ben bizler. Ama yok, da, yok yok ben hakem konusunda demiyorum var konusunda. Ha. teknolojiyle kavga ediyoruz artık yani. Ben tamam. Teknolojiyle tam olarak... Hayır, Teknolojiye başvurulup başvurulmaması, devreye girip girmemesi konusunda bir e, adalet sağlayan şey çift standart. Var. Adalet sağlıyorsa tabii ki başvurursun. Çifte standart. Yani Fenerbahçe'de Batshuayi'nin golünde orada eğer faul varsa ve gol iptal e ben sana bir şey, varsa. bir şey söyleyeceğim. Savaş. eski bir operasyon yaptı değil mi? Hı hı. Dediler ki sizin istediğinizi yapıyoruz. Genç hakemler geliyor. Bir dönem kapanıyor. Babadan oğula, teyzeden kıza, amcadan yeğene geçişler kapanıyor. Biz değiştiriyoruz artık. Biraz sabredin denildi. Kıyamet koptu Türkiye'de. Sonra adamlar dedi ki ya dedi siz istiyordunuz yıllardır dedi. Bir de adamları gönderdiler. Yerlerine başkaları geldi. İstifa etmek zorunda kaldılar. Evet. Yerlerine başkaları geldi. Ben yerlerine baş gelenleri eleştirmiyorum. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Gene aynı bağırış çağırış devam ediyor mu? Evet. Et, bu kadar bağırıyorsan çağırıyorsan ben bunu Galatasaray için söylemiyorum. Ben genel konuşuyorum. Bu kadar bağırıyorsanız çağırıyorsanız peki o operasyona karşı niye e, durdunuz? Sizi ne rahatsız etti o olayda? Ne, neden rahatsız oldunuz? Neden hakemlik dünyasındaki bu değişimin önünde durdunuz? Niye bu kadar çok rahatsız oldunuz? Medyadaki bazı kalemler, yorumcular neden ortalığı ayağa kaldırdı? Ne oluyoruz ya? Değişime niye bu kadar karşı çıktınız acaba? Neden hep sürekli birileri korunuyor bu dünyada? E bunları önüne geçemezsiniz. Bunları daha çok yaşayacağız. İsterseniz sahada artık robotlar insan görünümlü böyle. Yani yumuşak tenleri falan var galiba. Böyle bayağı etle kemik gibi gözüküyorlar değil mi dışarıdan? İsterseniz sahada o robotlardan olsun yapay zeka. O robotlardan olsun, hakem olarak ona da kızacaksınız. Yapay zeka var mı? Bak diyeceksiniz ki bu robot birilerinin adamı. Bu robot falanca camiye daha yakın diyecekler. Ama öyle. Böyle diyecekler. Öyle ama bak öyle demeyecekler. Öyle. Sistem yüklenmiş. Öyle abicim ama. kimse bana bunu inkar <laughs> etme. Robot, robot robot diyorsun değil mi? Ben robottan bahsediyorum. Robot, ben robottan bahsediyorum. Robotu da de derler dedin ya. <laughs> evet. Robotu da biz değiştiririz. Biz robota da bir yükleme yaparız onu da değiştiririz. <laughs> ya 10 haftada bir tane vardan eğer Galatasaray'la ile yine pozisyonda vararlı, sonuç değişmiyorsa, skor değişmiyorsa golde hani penaltıda robotun çiplerini alırız. Yapan firmanın sahibi Ko kodları değiştirir. Firmanın gerçekten. sahibi Galatasaray Kongre üyesiymiş. Habere bak mesela. Bunlar mı çıkacak? E olur. Olur abi. Bana doğru söyle katılıyorum. Ben mesela şimdi bakıyorum bu sezon Hakan Ceylan Varda Alper Ulusoy var da var abar. 9 maç oynamış. Dört tane birisi var, üç tane birisi var. Vardan Galatasaray lehine çıkan bir tane ya bırakın sonucu değiştirmeye bir tane gol olsun, bir tane penaltı olsun Galatasaray yenilsin o maçta. Bir tane mi olmaz yani 9 haftada. E dolayısıyla burada e, ister istemez insanların tepkisi oluyor. Ben yarın nereden Timur'un e, neler açıklayacağı, neler söyleyeceğini bilmiyorum. Mutlaka geniş ama böyle Bu eee görüşme toplantıyla ilgili ne diyeceksin? Görüşmeyle toplantıyla ilgili ben şunu kabul etmiyorum. Sert geçti. Efendim orada şöyle oldu böyle. Hayır abi çıkacaksın da çıkacaksın. Neyi sert geçti? Ne oldu? Ben şunu eleştiriyorum. Niye 9 haftadır? Ben hep şunu söyledim. Yapay zeka yapay zeka diye de insanların zekası insanların İnsanların zekası alay etmeyin. Galatasaray bugün 9 haftada baktığın zaman evet kötü futbol oynuyor kabul ediyorum. Evet istediğim futbol oynamadı. Evet az gol attı. Evet çok gol yedi. Ama bazı verilmeyen penaltılar Galatasaray aleyhine lehine. Bir tane Vardan Dönen ya da VAR'a gidip de Galatasaray'ın görülmeyen o penaltı pozisyonları, ele vurulan pozisyonlar bir tanesi olmaz mı bunun? Rakiplerine ya da Galatasaray'ın karşısında olduğu zaman Ama VAR bak, görüyor. Ama savaş yanlış nerede biliyor musunuz? Mesela ilk hafta Beşiktaş'da şey yaşandı. Hepimizin konuştuğu bir konuydu. Yasin Hoca, hakem. Yasin Kol. Hakikaten çok korkunç kararlar. Beşiktaş konuşurken kimse yanına destek olmuyor. Sonra... Galatasaray'ın Yaşar Kemal Uğurlu faciası. Çok kötü bir maç öğretti gerçekten değil mi? Doğru. Galatasaray isyanda. E kimse Galatasaray'ın yanında değil. Sen şimdi bu acı çeken kulüpleri yalnız bırakırsan bunlar düzelmez. Ama kulüpler birliği bunu hemen gündemine almalı. Bakın kulüpler birliği. Yani Fenerbahçe ayrı bir pencereden bakmamalı bu olaya. Galatasaray ayrı bir pencereden. Beşiktaş, Trabzon. Bunu yapamıyoruz işte. Ama işte bakın o zaman ne diyorsunuz? Marka değeri değil mi? Bunu yapmazsan marka değeri on falan olmaz. Bunu İngiltere yaptığı için marka değeri yüksek. İngiltere bunu yapıyor. İngiltere'de diyorlar ki ooo korkunç bir hakem hatası var. Yani Manchester United şey demiyor. City'ye mi yaptılar? Tamam hemen sessiz kalalım. Boşver. Aman bakmayalım. Everton şunu demiyor. Aa, Liverpool bizim ezeli rakibimiz. Yasin Kola o, hangi maçta onlar hakemde? Da böyle, bak, onlarda öyle bir şey yok. Çünkü onlarda amaç adam diyor ki bu lig Pasifik'ten Atlantik'e kadar seyredilen bir lig. Yani Başka yerlerde, başka Serdar, gezegenlerde bile seyrediliyordur belki. Hayat varsa. Serdar, o, o kadar ser... kaliteli bildik. Onu demeye getiriyor. O kalitelilik Ama bu kaliteyi nasıl çıkartıyorlar? İşte bu sorunları hep beraber çöze. E burada Galatasaray bir şey oluyor. Öbür camia susuyor. Ama bak şimdi... Beşiktaş'a bir şey... Ben kötü bir şey söylüyor muyum? Yok ben şimdi bir şey söyleyeceğim bak. Beş, Beşiktaş'a bir şey oluyor. Öbür camia susuyor. Sırtını dönüyor. Orada cinayet işleri insan sırtını döner mi mesela? Bir bakar ne oluyor diye şimdi... değil mi? T i̇roni yapıyorum. Tırnak içerisine soruyorum. E burada da böyle bir şey olduğu zaman Niye sırtını döner diğer cami olarak? Oradaki MKF çünkü şey yok. Dışarıdan bir baskı yok. Peki ben Oradaki, bu, Buradaki MKF ile ilgili mesela ben şu anda yarın Bak sana bir şey önce, Bu Murat Ilgaz. Hı. Fenerbahçe kongresi mi? Değilmiş. Değilmiş değil mi? Evet. Kim yazdı? Kim yazdıysa ona bir şekilde ben yaptırmaması de, ben lazım. Ben de diyorum ki sosyal medyada sizin taraftar görünümlü taraftar hesabı diye sandığınız bazı hesapların adminleri Acaba kim? Ya ne da gazeteciler yazıyor ya gazeteci geçinenler ya ben de yazıyor. Ben ya. sosyal medyada gazeteciler sen Murat tamam, Hırgazım, ben, ben sosyal medya. çünkü bütün kulüplerin ya bütün camiaların ya daha doğrusu bütün renklerde o sosyal medya hesapları var. Beşiktaş'ta da var, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da, diğer kulüplerde de. Ben başka şeye geliyorum. Onlara kim yayıyor? Onları sosyal medyaya kim yatırıyor? Şimdi bakın hatırlayın. Bu Fenerbahçe derbisi öncesi bir Beşiktaş kaç Beşiktaş hesabı bu hakem dedi koç grubunun bilmem neyinde çalışıyormuş. Evet. Babası mı? Öyle bir şey yokmuş. Soy isim benzer. Adamın biri pazara girmiş yalan atmış çıkarken kendi de inanmış. Yazık günah. Kutuplaştı bir yandan ama öyle bir şey yokmuş. Sonradan ortaya çıktı. Açıklama yaptı Ali Koç. Biz de öyle bir çalışma Serdar iş oraya geldi. Zekeri Şimdi Murat Gaza, değil mi? Bakın soru ne biliyor musunuz? Bunu bir gazeteci, kulüpleri takip eden gazeteci, kendi türbünlerine, kendi sosyal medya hesabının artması için kendi tür türbünlerine yaranmadan bir gazeteci şunu sorgulayacak. Neden Murat Ilgaz'ın üzerine böyle bir operasyon yapıldı? Murat Ilgaz özne değil. Özne ne de biliyor musun? Murat Ilgaz'ın, Murat Ilgaz oldu ya gitti diyelim. Yerine kim gelecek? Özne o. İçeride birileri birinin önünü açmaya çalışıyor. Türk futbolunda birileri Oraya gelecek adamın önünü açmaya çalışıyor. O adam kim? Bakın. Gazeteci arkadaşlarım, ben size soru işaretini gösteriyorum. Hiçbir camiye yaranmadan alın size önemli bir done. Acaba şimdi, kim? Bir şey ben onu merak ediyorum. Bir şey söyleyeceğim ya. Senin bu söylediğini gazeteciler değil, kulüp yöneticileri de bakmalı. Ve herhalde kulüp ama yöneticileri de bakmalı. Ben, ben şimdi onlardan şimdi, umudumu bu keşfim. Ben tane, gazeteci kardeşlerimin yani umutluyum. gazeteci kardeşlerinin o senin söylediğin şeyleri atlıyorlar. İşte Murat Ilgaz'ın Fenerbahçe kongresi olduğunu tam olarak bilmeden tweet atıyorlar. Ben böyle bir şey emin olmadan atmam tweet hemen. E herhalde Şimdi atılır mı ya? Atıyorlar. Değil mi şöyle? Ee, bizim Galatasaraylı iş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Esat abi var. Bugün herkese adalet lazım demiş. Esat Ağabey de bizi izliyor mu? Selam olsun. Şimdi sen az önce bazı şeyleri söyledin ama Yasin Koldan bahsettin. Bu ülkede Josef'e bir maç hiç olmadık şekilde, olmayacak şekilde kart verildi. Orada bir araya gelin bari ya. Orada bile olmadı ya. Yok yani. Ben Josef'e kartın verildiğini, Beşiktaş yönetimini de eleştirdim. Yani maça çıkmayın demiyorum. Ama Josef'e verilen kartın iptal edilmesi lazımdı. Dünyada sizin o yanınızda ne? olurdu ya böyle bir şeyde. Bırakın Türkiye yani. Josef'e verilen kartın karşılığında soyunma odasında verilen, olay bitmiş, içeri gitmiş soyunma odasında kır, kırmızı kart görüyor ve bir maç ceza alıyor. Josef gibi önemli bir oyuncu. Burada bile bir araya gelemedin. E bu kulüpler, Burada dahi bir araya gelemedin. Eğer bu kulüpler bildi buralarda bir araya gelemiyorsa ya, şu hayali kurmasınlar. Türkiye Futbol Federasyonu sadece milli takıma baksın. Milli takımla ilgilensin. Kadın milli takımı, ampute milli takımı U17, U16 neyse bütün ne. Bütün futbol takımlarında. Sen yani. lig'e karışma. Burayı ben yöneteceğim diye hayal kuruyorsa. O da mümkün değil. Boş hayal. Neden boş hayal? Sen daha bu meselelerde kulüpler birliğinde birlik olamıyorsan, kulüpler birliğinde ortak karar çıkartamıyorsan asla ve asla kulüpler birliği olarak bu ülke futbolunu yönetemez. Yönetemez. Bu vizyonla Serdar, yönetemez. Bir şey Hadi. daha söyleyeceğim. MHK'de hakem atamalarıyla ilgili öyle ilginç şeyler diyorum ki senin az önce söylemek ne duyuyorsun? Senin, hakem atamalarına yapılan müdahalelerin e ben onu bazı... bu sezon için bu sezon için ve bunu ben beklerim ki benim bildiğimi Sayın tüm Tümur'da Dursun Özbek'le çıksın açıklasın. Bazı kulüp başkanları, onlara yakın olan kişiler kraldan çok kralcı vardır ya. Hiçbir şekilde görünmeyen ama birilerinin adına hakem atamalarına karışılan. Bunları Federasyonda eğer bir tartışma olduysa korogra diyorlar ya Galatasaray çok sert oldu. Ne kadar sert olmuş yarın bir görelim bakalım. Ama şere... Açıklansın bir, görelim. Diyorsun. Açıklansın, Peki görelim. biraz sağ, sağ içine kadar geçeceğim. Sağ içine evet, evet yarın gidelim. bir şey var galiba değil mi? Bir sunum mu var varla ilgili? Varla ilgili bir şeyler ben sunum. oradaki tartışmayı benim bildiğim şeyleri de biliyordur. Herhalde Demir de biliyordur. Herhalde. Sayın dursun özbek de biliyordur. Stat olarak içinarımda bu var konusu var yok böyle giderse. neyse. Grup vitamininin bir şarkısı vardı ellere vardı bize yok mu Stadta onu çalsınlar abi hep beraber. Hakikaten onu çalsınlar ya o ha, aklıma geldi. Yani. Ya. O da çok güzel bir şarkı. Senin Melodisi mi? çok güzel. Melodisi çok güzel. Senin de yaşın ortaya çıktı Savaş sen onu hatırlıyorsan Ben de hatırlıyorum. Ama yani, sonra da dinlemişsindir. Yani e, o eskideki şarkılar hep babamız bize derdi ya. şimdi biz diyoruz artık o eskiler olsa da keşke dinlesek mesela. O şarkının içinde nakaratı 1, 2, 3 diyor mesela şimdi hakikaten de Galatasaray'da ben olsam Alice Amen'le çalarım valla var verilmeyen zaman. Çok futbol maçlarına kullanılan bir şarkı zaten. Uzun zamandır kullanılmıyordu. İşte var bir daha olmazsa çalsınlar evet, bence. Evet, bu var çıktığından beri çok konuşuluyor ama. Ee, şimdi biraz böyle izleyicilerimizin sayfayı yenileyim bakalım. Biz bayağı konu konuştuk. Geride kaldım çünkü. Biraz saha içi konuşalım istiyorum ama lütfen siz de saha içi yazın. Evet Galatasaray'a sol bek lazım yazmış Uğur Bey. o çok enteresan. Ne diyorsun Savaş? Sol bek. Sen de falan Anolt'u eleştirdin zaten. Üç tane zaten. sol bek var Üç değil mi? Üç bek sol bekten önce de. Bak bir tane önüme bir şey düştü. Diyor ki yüreğim varsa Fenerbahçe'nin geçen sene iyi giderken hakem hatalarından dolayı. Ya bunun evet. sonu yok işte. Bunu, i̇şte öyle, bunu öyle bana söyleme. Ama. Ben söyledim. Bak ben burada eleştirimi de yaptım. İki sene önce neredeydin? Orada neredeydin? Düştü. Buradan Benim neredeydin? Onlar, onları, beni, onları. Beni kendi Galatasaray taraftarım, kendi camiam, kendi arkadaşlarım, kendi oğlum bile zaman zaman eleştiriyor. Biz doğruları söyleriz burada. Ben burada Fenerbahçe Galatasaray 5 yaş adına değil. Ben burada Murat Ilgaz'ın Fenerbahçe kongresi olmadığı halde kongresi algısı yapanlara da burada sistem ettim Serdar'la beraber. Neyin yani kafası bu bizi eleştiriyorsunuz burada. Sol bek konusuna gelince Galatasaray'da şu anda Okan Hoca'nın Alanya Spor maçında kim oynatacağını gerçekten çok merak ediyorum. Kazım'ın olmayacağını yani %99 değil %100 diyebilirim. Kazımcan çünkü e, bu şansını kullanamadı. Bir yani maç için bunu söyleyebilir misin? Erken ama ya. Şimdi bir Yok maç için... yani ilk 11 olarak söylemiyorum da. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Kazım Can'ı silmemek lazım. O zaman ya. şöyle söyleyeyim. Silme olarak tabii ki silemezsiniz. İlk Ama 11 olarak tamam. Kazım Can Spor maçında oynayacak olsaydı Kazım gibi genç bir oyuncu bugün de devam ederdi. Evet, devam, devam eder, etmeliydi de, bence. Eğer oynatırsa o konuca burada hata yapar bence. Sen peki şunu düşünüyor musun? Dünkü yayında Güvenç çok üzerinde durdu. Yani... İzledim güven çocuğa birçok şeyin üzerine duruyor. Gazete... Hatta sen bile zaman zaman böyle böyle içten güldüğün şeyler vardı yani. <laughs> Güvenç Hocamı çok seviyorum. Ben de seviyorum. Selam olsun. Bizi izliyordur Selamlar. O mutlaka. Selamlar. Ee, teknik adamların, e, basın mensuplarının bu programlardaki demeçlerinden, gazetelerdeki demeçlerinden etkilendiğini ve Okan Hoca'nın da etkilenerek Kerem'i kestiğini söyledi. Ligde sen buna katılıyor musun? Daha içinde olduğun için soruyorum. Katılıyorum. Nalesef yani etki altında mı Kazım kaldı Can Kazım Can'ın Kazım Can'ın hafta içinde oynaması gerektiğini, Kerem'in kesilmesi gerektiğini, İkardi'nin oynaması gerektiğini, evet katılıyorum. Ben net bir adam ya. Okan Hoca'nın bu konuda gören hocanın şeyine katılıyorum. Çünkü bazı hocalar etkilenir. Mesela siz e, Jesus yabancı hoca. O etkilenmiyor okumaz. mesela. E, Jesus. Çünkü elinde az önce söylediği gibi Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklı. Yarın bir gün Ziraat Türkiye Kupası maçları başlayacak Fenerbahçe için. Orada da bazı göremediğimiz gençleri göreceğiz. Son maçta mesela bu kadar Fenerbahçe'nin geniş kadrosu var dedik. 3 tane altyapıdan oyuncu vardı 17-18 yaşlarında mesela. Burada e, Jesus tabi Avrupa'da çok farklı takımlarda. Okan Hoca'nın sırtında çok büyük büyük var yani. Şu anda beklenti yüksek. Hatta ikinci haftadan itibaren beri en ufak bir mağlubiyette puan kaybında kötü futbolda akşam bir bakıyorsun ki Fatih'lerin sosyal medyada titri olmuş. Son zamanlarda bir Alman teknik adam, bir e, Arjantinli teknik adam isimleri sürekli gündeme geliyor. Etkilenmesi mümkün değil. Kayseri Spor maçından sonra da e, ciddi bir eleştiri e, hedefine geldi. C eleştiri oklanma nasibini aldı. Dolayısıyla bazı şeylerden e, etkilenmemesi mümkün değil. Yani yorum, yazılan, çizilen ama bu kadro konusunda e, Okan Hoca mesela şimdi ben Icardi'yi oynatırım merak ediyorum. Icardi normal şartlarda Kayseri Spor Maçı'nda oynamayabilirdi. Yani Icardi'nin sahada e, geldiğinden beri biz saha dışı olayları hep konuştuk. Sahaya biraz daha vermesi lazımdı. Kayseri Spor Maçı'nda oynadı ama bana göre ee, bu kadar eleştiri rağmen şans verildi. O şansı iyi değerlendirmediğini düşünüyorum ben. bir Ricardo. Peki Serdar sen ne düşünüyorsun? Hoca etkileniyor mu sence? Etkilendi mi ya da basın mensuplarından? Yorumlarla ilgili mi? Evet evet. Yani mesela Kerem'i kesmesi, Kazımcan'ın oynaması. Yani şunu söylüyor aslında Savaş. Konuşulanların etkisi altında kalıp kararlar verdiğini düşünüyor Okan Hoca'nın. Ben zannetmiyorum. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmış. Bir, büyük takımla değil, başka takımlarla kazanmış, şampiyonluk görmüş, baskı hissetmiş futbolcuyken de baskıyı sürekli üzerinde taşımış bir teknik adamın zannetmiyorum öyle etkileneceğini. Bazı etkilenen teknik adamlar da vardır ki Okan Hoca'nın bugün 7 0lık galibetten sonra açıklamalarını yaparken de bir rahatlama gördüm ben. E Maç kazandıkça tabii daha da rahatlayacaktır yani teknik de, Bak orada Okan Hocanın istediği gibi gitmiyordur işler mutlaka. Şimdi eli güçlü bir hoca olmak çok farklı bir şey. Ee, şimdi bir tane yabancı teknik adam getirdiler. Alman teknik adam var. Olur. Okan işte. Hoca istedi diyorlar. Kimisi diyor ki ya yönetim getirdi ama Okan Hocayı sordular. Hoca onay verdi diyorlar. Fatih Terim'in evet. adamı diyenler var ya. Fatih Terim'in isteğiyle geldiği yerler falan da çıktı yani. Yok, canım. Ya da Alman bir teknik adam geliyor onun isteğiyle geldiği Şimdi bak, gibi iddialar var. Kimdir nedir bilmiyorum. İletişimi zayıf kaldı. Yani bunu kitlelere anlatamadılar. Ben şu an bilmiyorum. Evet. Senden önceki yönetimin yaptığı en büyük hata, bak en tarihi kritik hata Torrent olayıydı yardımcı olarak gelmesi Bak, torrent ve göreve getirilmesi. Yönetimin devrilmesine neden olan olaylardan biridir bu. Torrent. Birçok neden var da. Sen işte. Sen de şimdi ona benzer bir hamle yapıyorsun. Benzer diyorum. Birebir aynısı demiyorum. Ama ileride birebir aynısı olabilir. Dikkat etmesi lazım Galatasaray yönetimi. Neydi? Bak dikkat etmesi gerekiyor. İletişimi şu an kapalı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Niye geldi? Neden getirildi? O Hoca işin, işin neresinde? İşin içinde scouting falan da var. Hemen diye hemen bunun evet. dökümünü evet, yani, alımı, sağda olacağı değil. Yani hatta sağda değil hemen hatta. bunun dökümünü çıkarması lazım. Taraftarı göstermesi lazım. Camiye göstermesi lazım ki sağda solda o öyle konuşmasın, bu böyle konuşmasın diye. Ondan sonra o yıpratır işte bak. Bak o yıpratır. Sen bir benzerlik kurdun ama. Dök Birebir değil henüz. Hayır ama benzerlik kurdum. Bire benzerlik. Birebir değil. Ama dikkat etmezseniz birebir olur. Serdar bir hafta önce. Süreci çok iyi yöneteceksin. Bir hafta önce de taç atışı antrenörü duran top için antrenör geliyor. Çok fazla antrenör var. Ama bak var o, burada işte Okan Hoca için acaba dışarıdan mı geldi yönetim mi istedi? Ama yok yok. O taş atışı tamam. Ona herkes saygı duyuyor. Bugün çıktı idmana gitti. Bu sezon şimdi. evet. Ama işte ne diyorum sana? Okan Hoca mı getirdi? Yönetimi getirdi? Böyle olduğu zaman da böyle olduğu zaman da işte ama Okan Hoca'nın açıklaması benim için beyan esastır. E, Okan canım. Hoca iki teknik adamı da normal Duran Top hocasında Alman teknik adamı da kendi şeyiyle hatta bugünkü açıklamalarında var maçtan sonra soruldu. 3-4 gün önce de görüştük. Benim isteğimle diye. Yani bunlar e, ben niye böyle söylüyorum biliyor musun? Okan Hoca ile yapacağınız planlama uzun vadeli olmalı. Yani sen artık hacı oldu olmadı. Olmadıysa bakarız. Ama bitireyim. Bülent Korkmaz oldu olmadı bakarız. Efendim o oldu oldu bakarız. Yok sen artık bir tane daha Fatih Terim çıkaracaksın. Sen öyle bir camiasın. Büyük bir camiasın. Ya Serdar. Fatih Terim nasıl çıktı? Faruk Süren sayesinde çıktı. Yani Fatih Terim o olmasa o olurdu anlamında demiyorum. Faruk Süren dedi ki biz sabretmezsek olmaz. Sadece Faruk Sen değil ki o zaman Ergün Gülsoy gelmesinde e, çok bir büyük ne etken vardı. Sabah, sen sabretmeseydin. Bugün Fatih sen Terim. Serdar o gün sabırlıydı. O gün sosyal medya yoktu. Bugün Valerian İsmail'e Beşiktaş Camii'ne sabreder mi? Bak, kadar... ben, sen sabretmeseydin. Valerian İsmail'i Ben, sen sabretmeseydin bugün Fatih Terim'in belki UEFA kupası yoktu. Belki belgeseli yoktu. O zaman sosyal medya yoktu. Abi, abi sosyal medyada etkilenmeyeceksin. Peki. Abi ben, ben, o zamanlarda tribünler bak, vardı. O konu, Fatih Terim'in ilk serisinde çok mu omuzlarına taşınıyordu? Serdar Okan Hoca Okan Hoca benim çok sevdiğim futbolcunda da Onun röportajlar yaptım. Duracaksın. duracaksın. da son yılların en güzel, en kaliteli kadrosunu koyduğun zaman da futbol olarak da sen de arkalarında duracak bir futbol oynatman lazım. Okan Hoca'nın ligde bak bugünü saymıyorum. Ligde 9 haftalık dilimde 9 maçta bu sezon bu kadronun hakkını verecek futbol Son yılların yok. en iyi kadrosu mu Galatasaray'da? Kağıt bu üzerinde kadar. son zamanların. Ben 2011-2012'deki Drogbalı, Sinayderli, Derli, Podoskili, ve ardından gelen geçen seneki bir kadrodan sonra yaş ortalamasına falan bakma E Tudor'un kadrosu üzerine. da güzeldi. Fatih Hoca o kadroyla şampiyonluk yaşadı. İki tane değil mi? E, yaşadı Peki. ama şimdi kim kadroyu yaptı. Oraya antrenmana ben sezon kim başı için yaptı. O yaptı, yaptırdı. bu yaptı demiyorum. Kadro iyi kadro. Bak, Kim babaş, kurdu? Bugün Dursun Özbek kurdu. Savaş, aynı kadroyu. Savaş isimleri alınanma. Kadronun doğru kurulup kurulmadığı önemli. Tamam oradan bu tarafa doğru kadro kurulmadı Şimdilik zaten. Şimdilik nokta koyalım mı? Çünkü süremiz azalıyor. E, gündemdeki diğer haberleri de konuşmamız lazım. E, bir de kupada yeni günü de bir izleyicilerimize. Bir şey daha Galatasaray'la ilgili söyleyeyim. Buyurunuz. Yarınki Sayın Erdem Timur'un açıklamalarını merak ediyorum. Ben de orada olacağım. Ama bu kadar hakem konuşuldu ya da Galatasaray'da bir şey daha konuşulması lazım. Federasyona gidildi. Sayın Dursun Özbek de özellikle buradan benim kendi acizane fikrim. Bir de İnan Kıraç'a gidilmesi lazımdı. Sayın İnan Kıraç Galatasaray camiasında çok önemli eğitim vakfının başkanı yaptığı açıklama Galatasaray camiasında hiç hoş karşılanmadı. Fenerbahçe evin küçük oğlu büyük oğlu gibi bu sıra Fenerbahçe'de şampiyon Fenerbahçe olacak olmalı ya da olur gibi değil. O açıklamada Galatasaray'da karşılığı çok ağır oldu. Dursun Özbek Sayın Başkan İnan abi der. Bir de İnan abiye gitmeleri lazım bence bu basın toplamda. Ne demek istediniz diye. Yani çünkü Galatasaray camiası burada çok e, aşırı derecede tepki gösterdi Sayın İnan Kıraç'a. İnan Kıraç Galatasaray camiası için çok önemlidir. Geçmişte hizmetleri vardır. Eğitim Vakfı'nın dışındadır. Ama lig devam ederken 10. haftada işte Koç ailesinden sıralama Sezgin abi de bunu tebrik ediyorum. Güzel bir röportaj. Ama sıra Fenerbahçe'de diyerek Ali Koç'u kastederek Galatasaray camiasına da e, haksızlık etmiştir bence. Oraya da bir gitmesi lazım. Madem ki federasyona gitti keşke eğitim vakfına da gidip başkan İnan abi ne demek istedi deseydi. Peki ileride bir açıklama gelir bununla ilgili de. Peki. Şimdi... Sağ içine girelim gene. Sağ içine girelim bir de maçlara bakalım. Bugünü geride bıraktık. Peki yarın yani aslında yeni gün bugün hangi karşılaşmaları Aspor ekranlarında izleyeceksiniz bir gelsin. Bakalım biraz da sizle de konuşalım. Evet, Gençler Birliği Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçıyla başlıyoruz güne saat 13'te. Saat 14'te iki maç var. Tuzla Spor, Bursa Yıldırım Spor, Menemen Futbol Kulübü, Bulvar Spor maçları. Saat 15'te yine A Spor ekranlarında Yeni Malatya Spor'la BC Grup Ağrı 1970 karşılaşmasını izleyeceğiz. Akşam 17.30'da Biteksen Giresun Spor Amasya Futbol Kulübü karşılaşması yine naklen yayınlanacak. Akşam 20.30'da gecenin maçı Gaziantep Futbol Kulübü Sarıyer yine Aspor ekranlarında bu güzel maçı seyredeceğiz. Akış değiştirecekler maçlar, penaltılara kalabilecek maçlar, uzatmalara gidebilecek maçlar. Yani böyle dengeli maçlar var, farklı bitecek maçlar da var ama ben bu maçın en az bir iki tanesinin penaltılara gidebileceğini düşünüyorum. Yani genelde zaten alıştık kupa maçları, uzuyor. Keyifli de oluyor zaman. Mesela uzamız. menemen bulvar spor maçı çok enteresan maç olabilir Malatya Ağrı 1970 maçı çok enteresan maç olabilir. Giresunspor Spor Amasya e, çabuk kırılmayacak bir maç olabilir. Gaziantep Sarıyer maçı çok çabuk kırılabilir. Orada Sarıyer'de spor direktörü Yakup Ateş kardeşim var. O bile abi herhalde Antep'e yemek yemeye gider geliriz gibi. Ya da bir seyahat, turistik bir seyahat olur gitme Çünkü çok denge farkı var takımlar arasında. Ama sürprizlere de açık her şey olabilir. E, dediğim gibi yani güzel maçlar bizi bekliyor yine Kupa'da zevkli kim? keyifli. Şimdi Anadolu takımlarından şöyle düşünün. Bence Adana Demirspor bu sezon kupada çok iddialı. Sadece kupada mı? Ya? Adana Demirspor haksızlık yapıyor. Başkanı sistemi Ligin lideri. E, Sistemin de ve İlk beş olarak hedefliyordu sezon başında. Ama şu anda oynadıkları futbol, bulundukları yer hiç sürpriz değil. Bunu devam ettirecek bir e, planlama görüyorum. Planlamayla. Yani bu geçtiğimiz sezonla, bu sezon spor, bu sezonun başında yapılan transferlerde hocasıyla da o planlamanın ne kadar Uzun vadede olduğunu gördük. Bana göre ligin en tecrübeli teknik adamlarından bir tanesi. Elinde üç tane golcü varken 4-6-0 oynuyor. İkinci yarı golcülerde atıyor çıkarıyor. Renkli de bir teknik adam. Adana bir bence bu zirve yarışını kolay kolay bırakmaz. Pekala şimdi şöyle biraz lige ligin havasına döneceğiz tabii ki. Fenerbahçe'den bir haber paylaşalım. Her maç üstüne koyarak devam eden, gol sayısını artıran, istatistiklerini yükselten bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Lincoln ilgili bir haberimiz var. Ece sonu farklı farklı kullanıp değerlendirebiliyor. Gelin haberimizde ayrıntılara bir bakalım. Sonrasında konuşacağız. Şimdi bazıları sevmez böyle oyuncuları. Mesela Mehmet Özcan hep der, böyle mevkisi belli olmayan oyuncuları çok sevmem. Ama işte Beşiktaş'ta da Necip mesela böyle. E zaman zaman böyle oyuncuların e, takımın özellikle başarıya giden yolda şampiyonluk ya da e, turnuvalarda iyi dereceler elde etmede ne kadar faydası olduğunu görüyoruz sakatlıkta vesaire. Gerçi Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş ama ilk zamanlar böyle eleştirilen de bir oyuncuydu Lincoln Yenike. E, siz ne düşünüyorsunuz Serdar? İlk zamanlar ondan birlikte birçok oyuncu da eleştiriliyordu. Hatta Hoca da böyle ufaktan eleştiriliyordu. Çok böyle. Şimdi net... Burumay ile ilgili net öz eleştirisini yapıyor Jorge Jesus Evet onu yapıyor. i̇şte bu eleştirilerin azalma nedeni üst üste oynadıkları maçlar. Maçlar haftalar ilerledikçe, Fenerbahçe'de günler ilerledikçe diyebiliriz. Çünkü üç günde bir oynuyor. Beşiktaş'ta Galatasaray'da haftalar ilerledikçe oturacak bazı şeyler. Ama Fenerbahçe'de daha erken oturuyor elbette. yani Lincoln'un performansı, şu anki performansı ben derbide de Beşiktaş derbisinde de seyrettim. O gün sahanın en iyilerinden biriydi şu anki performansı da çok yukarıya doğru çıkıyor ve Jesus'un e, sırala istediği oyunculardan biriydi kendisi de. Ama Fenerbahçe'de o kadro geniş senin deyimine dediğin doğru fakat kadronun genişliği yeterli değil tek başına. O geniş kadronun içerisinde kaç tane oyuncu maksimum seviyede? Ama onun da güzel fazla. başarıyor. İşte bunların sayısını bir tutmayı değil mi? Evet fazlalaştırması çok önemli. E, Arda konusunda söylediklerinin doğru çıktığını görüyoruz. Fiziksel adamda. E doğru. Hazır olduğunu e, Gücü daha oturmadığı yerine e, onun çoktan oturmuş olması lazımdı ama e, şimdi yavaş yavaş oturtuyor. O yüzden yani o da bilse gücünün çok iyi olduğunu mutlaka oynatır. Elindeki böyle bir yeteneği niye oynatmasın? Bunda da haklılığını e, görüyoruz. Bir de İsmail olayı var. İsmail'in performansı. Yani adam geldi oradan aldı. Evet bekler miydin? Gözümüzün önünde oynattırıyor işte. Hani yerli alternatifi diye düşünecekken vazgeçilmez oluyor. Adam milli takıma gitti ya. Evet. Savaş sen ne diyorsun? ben Jesus için. ne demişti? <laughs> Konuştuk. Ya ne demiştim ben? <laughs> ben bu artık e, yani Jesus'u biraz önce işte arkadaş Fenerbahçe diye aldım. Ben Jesus için gördüğüm doğruları söylerim. Burada da Arda'yı çok sevmeme rağmen e, 90 artı işte 3'te 10 saniye 30 saniye için oyunu aldığını gençmişte Cenk Tosun için de yapmıştı. Bazen oyuncu değişiklikleri maç bitsin diye de olabilir. E bu konuda belki bir e, küçük eleştirimiz olabilir ama en büyük eleştiri Jesus kendi kendine yapabiliyor. Yani fazla pozisyon için performans işte transferdeki olmayış tabii ki Fenerbahçe iyi gidiyor. Bir de mesela kötü gidişte nasıl sıkıntı olacak ya da o kötü gidişteki kriz anda da bugün çok rahat çıkabilecek bir tecrübeye sahip. Ben mesela şey için, e, Gustavo için çok güzel bir laf etti. Güvenç Hoca selam söylüyor. Diyor ki Fethiye'den izliyormuş, Şerif'e de selam diyor sana. Bak işte ben söylemedim. <laughs> ya diyor ki bana, nasıl buldun diyor. Bir gün Fenerbahçe sezon başı işte hocayı tartışıyorlar. Daha birinci haftada e, Dinamo Kiev maçıydı galiba. Hocayı yerden yere vuruyorlar. İşte İsmail Kartal olsaydı böyle olurdu vesaire falan gibi. Ben de dedim ki bu ligin Şerif'i Güvenç Hocam dedim. Yani hala da o günkü sözümün arkasında Bugün... Hiçbir teknik adama saygısızlık yapmıyorum ama ligin e, üstünde bir teknik adam. Bunu kabul etmek lazım. O kadar diyor met etmesin. Stoper almazsa durumu kötü diyor. Hoca stoperlere takıyor. Beştaş'ta takıyor. Galatasaray'da takıyor. Hoca stoperlere bilmiyorum. Fup, teknik adamları da Hocam kadar... iyi tatiller. Hocam iyi tatiller ama biter. Yarın döner hocam yani. Gelir hafta sonu gelir. E, mesela şey çok hoşuma gitti. Gustavo için ağır olduğundan bahsediyorlar. Gustavo dedi eğer biraz daha hızlı olsa bugün burada olmazdı zaten. Dedi. Ama dedi beğendiğim <laughs> özelliklerim var dedi. Bunu her teknik adam söylemez. Çok güzel bir şekilde söyledi Böyle çok evet, samimi evet. bir şekilde. Çok Güzel cevap veriyor. Ee, ben onu da söyledim mesela. Niye övüyorsun? Ya gelirken Serdar, e, bir bölümde Türkiye'den orada çalışmış bir arkadaşım Gürs, yani Jesús'un her şeyini biliyordu ve ben onun anlattıklarıyla ve inandığı futbol bilgisine güvendiğim için özel şantısına kadar çok önemli bir şey söylüyorum sana dedi. Ali Koç e, bazen itmana gelebilir ama Ali Koç'u göremezsiniz dedi. Teknik futbol anlamında konuşurken göremezsiniz dedi. Cezus buna müsaade etmez dedi. Arada bir köprü yapan isim olur, ama krizin hiç yakalayamazsınız dedi Cezsun dedi. Cezsun oldu ya da kriz olmaz, bazı toplantılarınız olmaz, bazı pozları çıkarabilir. Yıldız Genç ayrımı yok dedi yapmaz. E bakıyorsun şimdi hepsini yaşıyoruz. Ben e, Gustavo için söylediği şey çok hoşuma gitti tekrar söylüyorum. yani burada yavaş olduğuna dair e, evet ama benim istediğim özellikleri var sizin görmediğiniz. farklı özellikleri var. Hızlı da olsa zaten Fenerbahçe'de olmazdı bugün dedi. E, bu güzel bir şey. Altay konusunda daha iyi olacağını söyledi şey Arda için. Altaya mesela Fenerbahçe taraftarına şimdiden çağrı yapıyorum. Alanya maçında bir özür demedi ama destekledi. Yani orada aslında bir gönül almadan bahsetti. Ya bu yüzden de büyük hoca olmuyor yani. Burada Fenerbahçe'de olduğu için değil. Jesus burada bugün e, milli takım soruldu. Brezilya, Portekiz. Ama saha içinde hatta neden Şerif? Birinci hafta Fenerbahçe'nin saha içi lideri kim? Çok geniş bir kadrosu var dedikleri zaman Fenerbahçe'nin saha içi lideri Jesus olur dedim. Yani. İçeride dışarıda her yerde saha içi lideri olur. ...hangi on numara olursa olsun... ...Pedro olsun, Valencia olsun, Batışa olsun... ...işte Arda olsun ama... ...Fenerbahçe'nin saha içi de, saha dışı lideri de... ...gerçekten cesur. 10 haftada bir e, kriz... ...vesaire bir şey görmedik. Ha şunu da söyleyelim... ...bu sezon izlediğim en kötü Fenerbahçe'ydi. Hangi maçtı? Ankara gücü maçı. Cesur şey da söyledi ama yani skordan bağımsız... ...zor bir maçtı dedi. Hatta kötü oynadıklarını da kabul etti. Yani Batuşa'nın golünde far var... ...İrfan'ın golü kaleci hatası... E, yani offside'den verilmeyen bir gol bunların hepsini de söyleyelim. Bunları Jesus da biliyor çünkü yani. Jesus da bundan önceki maçlarda. Ha üst üste gelen maçlar var. Bak kulübeden kadro zengin deniliyor. Fenerbahçe'nin iki kadro çıkar dediğiniz zaman o sakat ve cezalı işte bu yüzden kadro zengin olacak. Kadronuz ne kadar geniş olursa ne kadar zengin olursa o kadar e, az serzenişte bulunursunuz. Bakıyorum mesela Yusuf diye bir genç oyuncu var. Yiğit Efe var. 18 yaşında. Hatta birisi 17'den yeni çıkmış. Bu insanlar kadroda. Kupa maçını bu yüzden Fenerbahçe'de bekliyor. İşte bunlar kupa maçını bekliyor Serdar. Bugün Jesus'la çalışıyorlar. Normal şartlarda oynama şansları yok. Ama ilk kupa maçında hoca bunları da atacaktır. Arda mesela Haziran Türkiye kupası maçında bir 10 numara olarak oyun kurucu olarak sahaya atacak. 90 dakikada sahaya tutacak mesela. Şimdiden bunu biliyoruz mesela. Ki Hatırlıyor. geçen ayki maçında oynadı. Jesus bunları şimdi, ikna edebiliyordu. Başakşehir maçını konuşalım biraz. Kolay maç olmayacak. Bir de zorluk yani seviyesi yüksek maçlar biraz daha Fenerbahçe'nin böyle gol bulmakta zorlandığı karşılaşmalar olabiliyor. Beşiktaş maçında da zira golsüz bitti karşılaşma. Nasıl bir Başakşehir maçı bekliyorsunuz? Emre Belözoğlu, Fenerbahçe rakip. Geçen sezon yaptı. Güzel maç olur gibi düşünüyorum ben. Yani haftanın aslında en Ama ilginç şu maçı. Eee... Cezus Hoca oyun içerisinde oyunu okurken oyunun gidişatına göre pozisyon almasını çok iyi bilen bir teknik adam. Tecrübesi bunu gösteriyor zaten. Şimdi kara gümrük maçı işte. Yani maç bitmeden son hamleyi yapabildi. O iki uzunu sokarak işte bat şöyle Serdar'ı. Burada Emre Hoca o reaksiyonu gösterebilecek bir maçın gidişatına göre. Şimdi Fenerbahçe'nin nasıl bir taktiği oyunu rakip alana yığma, savunmayı önde kurma, Orada onları yapacak mı bilmiyoruz. Mutlaka yapacaktır. Belki Emre Hoca onu yapacaktır. Fakat maça çok iyi hazırlanabilir Emre Hoca ama oyunu okuma, oyunun gidişatını yönlendirebilme konusunda Jesus'ta e, açık ara bir fark olabilir o maçta. Bakın, önde de olabilir. Ya arkasında da kalabilir. Ama Cesus Karagümrük maçında George Jesus bunu gösterdi. Oyunu hani bitmeden koparabildi. Önlemlerini hı. alabiliyor. Dört tane miydin? Tamam sorunu 5 tane atarım. Ama 4-0'dan 5-4 yapmıyor tabii ki. Hep ona göre reaksiyon belirledi. Ama gerçekten güven Hoca'ya katılıyorum. Savunmada o, o göbekli ciddi sıkıntı var. Serdar'ın dönmesi onun için çok iyi oldu. Serdar Aziz'in. Çünkü çok kritik bir stop, e, stoper. Gerçekten Lig'in en iyi yerli stoperlerinden biri. En tecrübeli. E, onun da devre arasında çözer diye düşünüyorum. Devre arasında ben bir stoper takviyesi bekliyorum Fenerbahçe'de şurada kaldı Dünya Kupası arasında 4 maç. 4 maç sonra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir birbirlerine yakın bir şekilde o bir aylık araya, o bir buçuk aylık araya girerse onlar o zamandan devre arasındaki takvimlerin planlamasını yaparlar. Şimdi bir soru daha sonra Beşiktaş'a da geçeceğim. Zamanımız azaldı. Merhaba Melike Hanım demiş Burak Bey. Merhaba. Ee, Serdar Bey'e sorar mısınız? Fenerbahçe her sene bir veya iki oyuncusunu yüksek bedelle satıyor. Bu rotasyon işi oyuncu satışlarında sorun olur mu? Sürekli oynamamaları demiş. Ee, bir yandan da şu var. Satmak zorundasın. Sen limitlere takılan... Genelde yani her, de satıyor Fenerbahçe. Her kulüpte olduğu gibi... Sen, rekor kırabilir. Her kulüpte olduğu gibi limitlere takılıyorsun. Ben iddialıyım bu sene rekor kırabilir. Bak, limitlere takıldığın için bunu yapman lazım. Ali Koç kendisi söyledi Kasım'a kadar nefes Kasım'dan sonra nefesi tükenecek olan kulüpler var bu ülkede. Evet. Bir yandan bak bir yandan üretmek zorundasın çünkü oyuncu sattığın zaman iyi bir rakama senin bu ligde yakaladığın şampiyonluktan daha fazla maddi getirisi oluyor. Soru şu, düşünebiliyor senden... musun? Bak bu ligde yakalandığı şampiyonluktan daha fazla maddi getirisi oluyor. O yüzden öncelik Oyuncu üretim satma, oyuncu yetiştirip satma. Ya ben şurada şöyle bir şey söyleyeyim, şimdi Real maçında Fenerbahçe şampiyonlar liginden elendi. Evet, belki bir 30-35 milyon euro totalinde kaybetti ama Fenerbahçe'nin elinde öyle bir kadro var ki, öyle bir kadro yapısı ki var ki. Ben mesela e, o soru kimdi beyefendi şimdi ismi aklıma gelmedi ama soru şu, Jesus'un rotasyonundan Bırak dolayı bakayım. Fenerbahçe zarar görebilir mi diye ama e, o öyle bir şey olmaz çünkü giren çıkan her hafta birisi oynuyor. kulübede ya da türbünde olmuyor, e, satıştan ciddi gelir elde edebilir hakikaten ciddi gelir edebilir. O yüzden bir Şampiyonlar Ligi geliri kadar hatta daha üzerinde ben bir gelir bekliyorum. Fenerbahçe'de Arda, Crespo, işte Rossi, Altay baktığın zaman salahi hepsinin birisi var. Transfer döneminde 25 milyon euro benim kulağıma sağlam bir yerden geldi. Evet. Öyle bir takım ismi söylemiyorum Avrupa'da ama dediler ki herhalde biraz daha ligde kalsın. Belki fizik kondisyon durumundan dolayı. Şu anda öyle bir şey yok. Ben o süreci tamamen takip ediyorum. Ee, henüz menajer konusunda çok ciddi şekilde Avrupalı menajerler de geliyor görüşmek için, yetki almak evet. için. Bu konuda e, ailesi ve kulübü koordineli çalışıyor. Henüz daha resmi bir menajeri yok. Babası bu konuda çok e, yakından takip ediyor. Ama öyle kulüpler var ki önüne planlamayla geliyor. E, o sözleşmesinde mesela bir madde var. Şu kadar oynarsa bu kadar oynarsa diye onu çözmek zorundalar. Çözerler. Güzel bir Başakşehir maçı izleriz. Ben... Ee, yine kadro değişikliği Valencia Batuşa bu maçta olduğu gibi aynı anda olmaz mesela Kadro değişikliği demişken Beşiktaş'tan da bir haberimiz var ee, Onları da paylaşalım Hatta haberlerimiz var Hatay Spor maçı öncesi kadroda ne gibi değişiklikler bekleniyor Bir bakalım haberimizle sonra konuşacağız Serdar Cenk'i, Cenk, Cenk Tosun'u daha sık görür müyüz? Daha uzun süreler görür müyüz? Yani O görüntüyü verdi açıkçası O görüntüyü verdi açıkçası ama Hoca da şunu düşünebilir. Böylesine e, Türk pasaportu olan, Türk oyuncu çıkardığında yerine Türk pasaportu sokabileceğim bir Cenk Tosun, bu şekildeki bir Cenk Tosun, ikinci yarıda benim daha çok işime yarayabilir diyebilir. Neden? Bazı maçları bitiren onbiller önemli. Başlangıç onbilleri değil. Kariyerinin bu döneminde nöbetçi golcü mü olacak Cenk Tosun? Nöbetçi golcü değil. Burada Cenk'e göre bir kariyer planı yok. Burada Beşiktaş'ın... Şey var. ama bazı maçlarda Cenk'i ilk 11'de görebilirsin. Evet. Bu maçına göre değişecek. Ee, yani Cenk bir kenarda tutulan bir oyuncu değil. Sistemin planlamanın içerisinde olan bir oyuncu. Ama Delali Hatay maçında da ilk 11'de oynatırsa ben şaşırmam. Onda bir ısrarcı yani performansının onda oynadıkça ısrarcı. oturacağını düşünüyor belki. Bakın. Ee, onda çok ısrarcı. Neden? Çünkü ondaki ısrar onda ısrar olmasının nedeni şu onu ne kadar yukarıya çıkartabilirsek, onu ne kadar yukarıya çıkartabilirsek Beşiktaş'ın çıtası da o kadar yukarıya çıkacak. Evet. Çünkü o aynı zamanda bir süre ısrar edecek diyorsun Oynadığı yani. zaman kendi etrafındaki isimlerin de performansını, mesela bu etraftaki isimlerden biri Gezal, bu isimlerden biri Vegors, bu isimlerden biri efendime söyleyeyim Muleka veya Enkutu olacak. Onların da performansını arttırabilecek Salih de mesela özelliklere donanıma sahip bir oyuncu, yeteneklere sahip bir oyuncu ve genç bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden üzerinde duruyor. Ama Delali istiklandı, yuvalandı. Türkiye'de Delali yuvalandı. Yani daha... Teknik adamlar, Delali... Ya inanılacak mı değil. Bakın biz ne diyoruz? Her şeyin başı sabır. Savaşlıyorduk o zaman sosyal medya yok. Sergen Yalçın da öyle söyledi. Bak, o zaman sosyal medya yoktu Far Faruk Süren döneminde. Süleyman Seba dönemlerinde. Birçok başarının olduğu yerde Alex'in ilk senesinde sosyal medya olsaydı Fenerbahçe'de belki çok farklı olabilirdi. Doğru. Bak sosyal ne? medya çok Alex'i ama orası işte gerçek yani. Elin Musk baş edemedi. O trolleri temizleyin bana öyle satın dedi. O tehdit aldı. Adam tehdit edildi. Düşün. Elin Musk o nedenle oraya göre plan yapan insan gerçek hayattan koparıp buraya göre plan yapan herkes Başarısızlığa mahkumdur. Ben minnet emekli oldum. Muhabirliği rafa kaldırdım ama o içimde duruyor. Ben arıyorum sağa sola konuşuyorum. Tabii. O ama gündem ölümsüz olayı, bir meslek. Hayır, gündem izledim. olayı yok artık. Yani Araya evet. gündem vermiyoruz. Ben bu sosyal medyayı detoks uyguluyorum kendime. Aa. Evet. Artık belgeseller seyrediyorum, film seyrediyorum, kitap okuyorum, insanlarla oturuyorum, konuşuyorum. Çünkü benim takip etmek zorunda atladığım bir haber var mı diye takip etmek zorunda kaldığım bir şey yok. Ama benim kendi arkadaşlarım var. Onlar bir şey olduğu zaman bana WhatsApp'tan yazıyorlar. Onlar hep o dünyanın içerisinde. Var. işleri o. O yüzden buradan plan yapamazsın. Burası sahte bir dünya. Ben size bir soru soracağım. Sergen Yalçın'ın döneminde Beşiktaş işte şampiyon oldu. Pandemi dönemi, değil mi? Evet. Seyirci yoktu, İlk değil mi? İlk pandemi, Başakşehir sonra. Seyirci yoktu. Evet. O sene pandemi olmasaydı, seyirci olsaydı sezon boyunca Beşiktaş şampiyon olabilir miydi? Ee, şöyle bir olumsuz. Sana sordun Olurdu abi. Bak önce melekki e cevapladı. Şöyle etkisi. söyleyeyim yani sonuç itibarıyla bugün sosyal medya var, Trabzonspor tribünleriyle sosyal medyanın varlığıyla şampiyon oldu. Şimdi Bak. şuraya geleceğim. Beşiktaş'ın da geçmişinde bu var. Yine sen çok iyi biliyorsun. E, o Şenol Güneş'in şampiyonluklarındaki sosyal medyadaki durumu olabilir ama şuraya gelmek istiyorsan haklısın tribünlerin son dönemde ciddi anlamda takımlar üzerinde demiyorum. olumludan çok olumsuz etkisi o var. O en sakala o Wellington evet ve o Larin tribünlerden inanılmaz derecede yani tepki gösteren tribünlerden inanılmaz derecede olumsuz etkileyebilecek potansiyeli sahip oyuncular. Ben olmazdı demiyorum. Bence gene olurdu. Çünkü Sergen Hoca o dönem süreci idare ederdi. Derdi ki bu en sakalaya arkadaşlar yapmayın. Bunları ne destek verin. Sergen Hoca tribünler seviyor. Sergen Hoca en son ne dedi? Milliyet gazetesinde bilen bir şey konuştu. Evet. Taraftar takıma destek olmalı. Daha hoca yeni geldi dedi. İyi bir kadro var, iyi oyuncular var dedi. Bu işler sabırla oluyor dedi. Tebrik ediyorum. Tam böyle doğru e, ifadeler doğru zamanda konuştu. Çünkü kendisi de bu dönemlerden geçti. Kendisi de onları yaşadı. O Pau maçı onları o da yaşadı. O yüzden Beşiktaş'ta taraftarın ve camianın göstermesi gereken tek şey sabır. Serdar sabır sabır da son bir şey söyleyeceğim. Bitiyor. İsmail Okan Hoca söylediğim için Valerin İsmail için de söylüyorum. Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile beraber kalıyor. Trabzon'la beraber kalıyor. Oynanan futbol oyuncu değişikleri mutlu etmiyor. Dolayısıyla eleştiri olur. Sosyal medyada da olur. Türbünde de olur taraftar desteğiyle, baskısıyla oyuncu değiştiren teknik adamı eleştireceksin yani. O yüzden o sosyal medya olmasa da eleştiriler. Kim değiştirdi? Aa, konuştuk ya programda. Öyle İsmail. Duyuyor öyle bir şey. Ben maçtaydım. <laughs> Peki. Peki. Peki bunu sonra daha sonra teşekkür Daha sonra yo, öyle bir Süremiz şey yok. Ben oldu. oradaydım. Bilgiye sahibim bu konuda çünkü. Süremiz doldu. Bunu başka bir yayına taşıyalım. E, röportajlarınızdan kesitler getireceğinizin sözünü de aldık. Olur. İkinize de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Biraz böyle kısaltılmış bir program yaptık. O yüzden değinemediğimiz konular için kusurumuza bakmayın diyelim. E, yine kupa maçlarının ardından buradayız. Son sayfadayız. Karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.